Altıncı hastalık nedir? Nasıl tedavi edilir? Özellikle küçük yaştaki çocuklarda ve daha sık olarak da bebeklerde görülen, virüs yoluyla kolay bir şekilde bulaşabilen döküntülü bir hastalık türüdür. Virüs, vücuda yerleştikten 2-3 hafta sonra hastalığın ana belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkar. 2-3 hafta gibi kısa bir süre sonra, bebeğin ateşi 40 derece gibi yüksek bir rakama ulaştığında bu hastalığın ilk belirtileri görülmeye başlanır. Bebeğin ateşi bir hafta içinde kendiliğinden daha az seviyeye iner, fakat bu süreçte doktor kontrolü şarttır. Belirtilerden bir diğeri ise su çiçeğine benzer kırmızı noktaların bebeğin vücudunu sarmaya başlamasıdır. Bu kırmızı lekeler pullu ve döküntülü bir şekilde bebeğin vücudunu hızlı bir şekilde kaplar. Bu hastalıkla ilginç olan nokta, ilk aşamada döküntülü halde olmayan kırmızı lekelerin hastalığın olumlu yönde ilerlemesi sonucu döküntülü bir hal almasıdır. Genel olarak tüm bebekler bu hastalığa bir kez yakalanır ve bu sayede bağışıklık kazanır. Daha sonraki dönemlerde görülmesi pek mümkün değildir. Elbette istisnai durumlar olabilir. Altıncı hastalık nasıl tedavi edilir? Bu hastalığın belirli bir ilaç tedavisi yoktur diyebiliriz. Yüksek ateş ve lekeler en büyük sıkıntılardır. Ateşin düşürülmesiyle bu lekeler de bebeğin vücudundan pul şeklinde dökülmeye başlar. Yetişkinlere uygulanan ateş düşürme yöntemleri bebeklerde kesinlikle uygulanmamalıdır. Islak bez yöntemi özellikle kaçınmanız gereken bir tedavi yöntemidir. Bebeklerde ilaç kullanımı da bu yaşlarda riskli olduğu için doktorların bu hastalık için önerdiği en güzel tedavi yöntemi bol bol sıvı alımı ve çok düşük dozda antibiyotik tedavisidir. Ateş uzun süre düşürülemezse havale riski artar.